Değerli hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, merhabalar. Ben de çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için. Biraz uzaktayım ama olsun. Yine de görünler beraber. Sorun değil hocam. Davetimizi kırmadınız. Bizlerle birliktesiniz. Biz bugün Teknoloji Köprüsü İnovasyon ve İşbirliği Proje Pazarını düzenliyoruz. Burada da düşünce odaklı tasarım alanındaki işte derin bilgi ve tecrübelerinizi aslında bizlerle paylaşacak olmanızdan da büyük mutluluk duyuyoruz. Hem salonda bizi dinleyenler hem Zoom'dan hem de YouTube'dan canlı yayın yapıyoruz. Burada yaratıcı fikirlerin bizim etkinliğimize ve katılımcılara ilham vereceğini düşünüyoruz. Sizi de aramızda görmekten büyük bir heyecan ve mutluluk diyoruz hocam. Tekrardan etkinliğimize hoş geldiniz. Söz sizin. Paylaşım yapmak isterseniz hemen yetkilendirebilirim değerli hocam. Tamam, sanırım ekran paylaşım yetkisi var. Bir bakayım ben. Bir Yok, kontrol edin hocam. henüz yokmuş maalesef. Tamam, ben hemen yetkiyi vereyim hocam. Peki, şöyle size bir host yaptım hocam. Change host yapayım. Evet, şu an sanırım paylaşabiliyorum ekranımı. Görünüyor mudur ekranım? Görünüyor. Gayet güzel hocam. Harika. Bir de sunum modunu alalım. Hocam Evet. söz sizde. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hem nazik davetiniz için hem de beni de aranıza kattığınız için çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kendimi de tanıtmakla başlamak gerekirse, ben Deniz Profesör Barış Atiker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda Medya İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı olarak da çalışıyorum. Yaklaşık 25 yıllık bir tasarımcı kariyerim var. 15 senesi de işte hem tasarımcı hem de akademisyen olarak devam ediyor. Ve bugün paylaşacağım sunum aslında hani hem benim neden tasarımcı olduğumu, neden tasarımı bir meslektense bir yaşam biçimi olarak ele aldığımı ve bunu da günlük hayatta herkesin kendi problemlerini tasarım düşüncesi kullanarak nasıl çözebileceğini, nasıl çözümler üretebileceğini göstermek için paylaşmak istiyorum. Bir de popüler bir konumuz var, üretken yapay zeka. Bizim de tasarımcılar olarak hani çok uzun zamandır aslında odaklandığımız ama son 1-2 sene içerisinde çok ciddi çıktılar aldığını ve neredeyse bütün çalışma biçimimizi, iş akışımızı değiştirdiğini düşündüğümüz için bu iki kavramı bir arada anlatmak istiyorum ben. O bakımdan umarım keyif alırsınız. Çok teoriye girmektense birazcık güncel yaklaşımlar, güncel örnekler üzerinden ben ele almak istiyorum çalışmayı. O bakımdan çok da sıkıcı olmadan, çok da böyle sizleri bekletmeden bir an önce başlamak istiyorum. Şimdi tasarım için aslında seminer içeriğe bakmamız gerekirse yani tasarım düşüncesi ve üretken yapay zekadan bahsedeceğiz. Bu iki kavram aslında sanki birbirinden bağımsız gibi gözükse de aslında tam olarak birbirinden çok beslenebilecek çok kuvvetli iki kavram. Neden? Çünkü bir anahtar kelimemiz var, inovasyon yani yenilik. Şimdi hepimiz zaten teknoloji dediğimiz zaman yeni bir şeyden bahsediyor oluyoruz. Yani eski teknolojilerden artık çok böyle medet ummak bize bir anlam vermiyor ama yeni bir şey gördüğümüz zaman, hayatımıza yeni bir şey girdiği zaman ve bunu bir teknolojik ürün sonucunda olduğunda aslında yeni problemlerimizin ortaya çıkacağını da bildiğimizi varsayıyoruz. Şimdi tasarım düşüncesi aslında ne yapıyor? Empatik bir yaklaşımda problemleri çözmeye çalışırken üretken yapay zekada yaratıcı çözümler sunmak için bize inanılmaz fırsatlar veriyor. Yani tasarım düşüncesinin çıktıları aslında üretken yapay zekanın da çıktıları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu sinerjiyi biz tasarım sürecini optimize etmek için ya da kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ya da sürdürülebilir çözümler geliştirmek için ciddi potansiyele sahip olduğunu görebiliyoruz. O bakımdan tasarım düşüncesi ve üretken yapay zeka aslında çok büyük bir birlikteliğin, çok büyük bir gücün birleşimini bizlere anlatıyor. Tabii önce bir tasarım düşüncesinden bahsetmek lazım. Yani nedir tasarım düşüncesi? Design thinking olarak biliyoruz. Tasarım odaklı düşünme olarak biliyoruz. Farklı farklı kavramlar ve adlarla olsa bile aslında çok uzun süren, özellikle 1940'lı yıllardan sonra, yani İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında bizim aslında bilime nasıl yaklaştığımız, teknolojiye nasıl yaklaştığımız, problemlere nasıl yaklaştığımızla alakalı metodolojik çözümler arayan akademisyenlerin, mühendislerin ve bu alanda çalışan çok sektör profesyonellerinin
bazen farkında olmadığı ama belli adımları birlikte yaptıkları ya da işte aynı biçimde yaptıklarını fark ettikleri an başlıyor. Bu ne demek? Disiplinler arası yaklaşım olarak ele alıyoruz bunu. Çünkü bildiğiniz gibi Rönesans sonrasında bütün bilimler, işte fen, kimya, tıp, bunların her biri kendi uzmanlık alanlarına ayrıldı ve birbirinden resmen koptu. Yani matematik ve coğrafyayı birlikte düşünmenin çok bir mümkünatı yoktur Rönesans sonrası eğitimlerde. Fakat biz bunu fark ettik ki yani her şey hayatın içerisinde, matematik ve coğrafya birbirinin içerisinde, fizik ve kimya birbirinin içerisinde. Bunlar disiplinler arası yaklaşımların aslında günlük hayatımızdaki problemleri çözmek için kullanılacak birer ipucu olduğunu görmemizi sağladı. Fotoğrafını gördüğünüz kişi Herbert Simon, aslında Design Thinking metodolojisini geliştiren, hani bunu bir formüle ilk dökmeye çabalayan, çalışan, daha doğrusu bunu bizlere bir metot olarak sunan ilk kişi. Fakat tek kişi değil tabii ki. Bu yaklaşımlar, dediğim gibi, farklı bilim adamları, farklı mühendisler, mimarlar, tasarımcılar, her biri aslında problemlere biz nasıl yaklaşıyoruz, o problemleri nasıl çözüyoruz'u anlatma konusunda aslında benzer adımları ortaya koydular. Biz burada tabii hep neye bakıyoruz? İnovasyon, yenilik demiştik ve problem çözmeye bakıyoruz. Çünkü tasarımın asıl amacı budur dünyada. Yani bir tasarım aslında bir problemi ya da birden fazla problemi çözmek zorundadır. Eğer çözmüyorsa bu tasarım kötü bir tasarımdır. Eğer çözüyorsa iyi bir tasarımdır. Ne zamana kadar? O tasarım yeni problemler ortaya çıkartana kadar. Bunu şöyle bir örnekle belirtmek istiyorum. Mesela biz hala Henry Ford'un ürettiği T1 arabalarını bilmiyoruz, değil mi? Ford T1 modellerini bilmiyoruz. O çok böyle fabrikasyon süreçlerinden, hani şimdi metodolojiden bahsediyoruz. Bir arabanın üretim süresini bir günü düşünen çok devrimsel bir buluş olmakla beraber insanların beklentileri değişti. İnsanların arabaya karşı yaklaşımları değişti. O nedenle biz o arabaları artık yeni, daha iyi, daha iyisi olsun, daha güzeli olsun, daha yenilikçisi olsun diye düşünüyoruz. Yani şu anda arabalarımızı kullanma ömrümüz 5 sene, 6 sene maksimum. Sonra ne yapıyoruz? Yeni bir araba çıkıyor. İşte elektrikli çıkıyor, işte hibrit çıkıyor. Çok uzun mesafeli araçlar çıkıyor. Yani bizim aslında ürünün değişmesinin temel sebebi o ürünle yaşamış olduğumuz, o tasarımlar hakkında yaşamış olduğumuz problemler, yeni problemler oluyor. Ve her zaman daha iyisini istiyor insan, içgüdüsel olarak. İşte burada biz ne diyoruz? İnovasyonu, problem çözmek aslında tasarımın ana konusuysa, tasarım odaklı organizasyonlarda bunun nasıl yapılacağını bizlere açıklamalı. Ama bunu sadece biz tasarımcılar olarak değil, bu problemlerle karşılaşan herkesin anlayabileceği, yaklaşabileceği ve çözebileceği şekilde göstermek. Bu nedenle biz tasarım odaklı düşünmenin, ya da işte tasarımcı düşünmenin belli kalıplarını aslında diğer alanlara da yaymaya çalışıyoruz. Bu nedir? İnsan odaklı olmak. Yani yenilikçi bir problem çözerken o problemi yaşayan kişiyi öne almanız gerekiyor ki her şey onun etrafında çözümleniyor. Yani ürünün kendisinde problem arabada değil. Problem o arabayı kullanan kişinin artık yeni şeyler istemesi, daha farklı ihtiyaçlar duyması ve buna göre biz problem çözümü üretim yapmamız gerekiyor. Fakat şöyle bir handikap var. Her tasarım beraberinde çözümlerle birlikte yeni problemleri de getiriyor. Tıpkı bu araba örneğinde olduğu gibi. O zaman bir neden bahsedebiliriz biz? Bir döngüden bahsedebiliriz. Yani bir kez tasarım yaptınız, bir kez problemi çözdünüz, artık sonsuza kadar o tasarım yaşayacak diye bir kural maalesef yok. Neden? Çünkü yine insan odaklılık. Çünkü insan her zaman daha iyisini istiyor. İşte bu noktada insanı tanımak, problemi yaşayan kişiyi görmek ve problemi yaşayan kişinin problemi nasıl yaşadığını gözlemlemek için bir ekip çalışması gerekiyor. Ve bu ekip çalışması da aslında disiplinler arası dediğimiz sosyoloji, antropoloji, tasarım, bütün farklı disiplinleri bir araya gelebilecek bir ekip çalışması olarak görmemiz gerekiyor bu problem çözümünü. Design Thinking'in bir de en belki de önemli yanı hızlı bir prototipleme mantığına sahip olması ve bu prototipleri de test ederek problemi gerçekten çözüp çözmeyeceğini bir ölçme, bir tartma çabası. Yani burada ne var? Aslında ürünün ya da tasarımın final halini, artık son kullanıcıya ulaşacak halini değil, bize problem çözen kısmını göstermeniz yeterli oluyor. Prototiplemeden kastımız. Ve bunların her biri aslında bizi ne yapıyor? Karmaşık sorunlara, wicked problems diyoruz. Yani bir problem içerisinde aslında birden fazla problem var. Ve bir problemi çözmek için aslında kök probleme inmemiz gerekiyor. İşte beş neden tekniğiyle kullandığımız zaman bunu yapabiliyoruz. Her bu karmaşık problemleri birden fazla problemi, birden fazla tasarımla çözme çabasını güttüğümüzü söyleyebiliriz.
Şimdi 5 temel ilkesi var zaten tasarım odaklı düşünmenin. Baktığımız zaman empati, tanımlama, fikir üretme, prototipleme, test etme. Yani bu hem ilke hem de aşama olarak söylüyoruz ama neden bunu ben ilke olarak öne çıkartmak istiyorum? Aşama olarak değil. Çünkü bu aşamaların sırası belirli değil. Yani önce empati kuruyorsunuz, sonra tanımlıyorsunuz, sonra fikir üretiyorsunuz, sonra o fikri gerçeğe dönüştürüyorsunuz, prototipleyerek ve bu prototipinizi test ediyorsunuz. Böyle bir süreç olmakla beraber bazen fikir ürettikten sonra baktığınız fikir işe yaramıyor, empatiye dönmek zorunda kalıyorsunuz. Ya da işte prototipinizi yaptınız, test ettiniz, test sonuçları iyi çıkmadı. O zaman yeniden problemi tanımlamaya dönmek zorunda kalabiliyorsunuz. Yani bu ilkeler bizim tasarım odaklı düşünce, tasarım düşüncesinde temel olarak ele aldığımız ilkeler aslında birer düşünce kalıbı. Yani mindset diyoruz. Ve bu mindset'te oluşturan temel şey ne? Kullanıcının ihtiyaçları ve deneyimleri, yaratıcı çözüm önerileri, hızlı somutlaştırma ve test etme süreçleri ve döngüsel ve yineleme süreç. Az önce bahsetmiş olduğum gibi. Şimdi tek bir tasarım düşüncesi, metodolojisi yok. Yani bunu 5 adımda da yapabilirsiniz, 3 adımda da yapabilirsiniz, 6 adımda da yapabilirsiniz. Önemli olan burada o yolculuğu nasıl yaşadınız? Yani bir problemden nasıl yola çıktınız? O problemi nasıl tanımladınız? O problemi siz yaşıyorsanız kendinizi nasıl ortaya koydunuz? O problemi başka birisi yaşıyorsa ve siz o problemi çözmekle yükümlüyseniz o kişi o problemleri nasıl yaşıyor, nerede yaşıyor, neden yaşıyor, ne yapıyor, ne söylüyor, ne düşünüyor bunların her birini tanımlamanız ve bir şekilde biriktirmeniz gerekiyor design tekniğiyle. Şimdi elbette tasarım düşüncesinin bu kadar önemli olması, bu kadar kuvvetli olmasının temel sebebi çok farklı sektörlerde ve organizasyonlarda uygulama alanı bulması. Yani IBM, Microsoft, Apple bunların her biri tasarım düşüncesini çok basic core dediğimiz yani temel uygulamalarında ele alıyorlar. Yapılacak bütün uygulamalarda, bütün proje fikirlerinde mutlaka design thinking uygulanıyor. Ve bunun ölçeklendirilmiş başarısı aslında bir prototipten binlerce farklı kişinin düşüncesini, deneyimini, belki önceden karşılaşacağı problemleri tespit etmeyi bizlere sağladığı için bu kadar kuvvetli bir yaklaşım. Aslında çok basit olmakla beraber insanı odağına aldığı için, insan merkezli bir yaklaşım olduğu için bütün bu farklı sektörlerde ve farklı organizasyonlarda çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Şimdi biz bunu tabii her zaman ne yapıyoruz? Proje bazlı ve kurumsal ölçekte uygulamaya dönüştürüyoruz. Yani design thinking'i en çok kullandığımız yer kurumsal atölyeler ve kurumsal çalışmalar. Çünkü özellikle bu karmaşık problemler dediğimiz şeyleri anlamak, karmaşık problemlerin özünde yatan kök nedenleri bulmak her sektör için aslında farklı bakış açıları, farklı yaklaşımları gerektiriyor. Bunun içerisinde kaynaklar var, zaman ve kurum kültürü var. Yani problemin nerede olduğunu tespit etmek aslında problemin kendisini tespit etmek kadar zor bir şey. Bir de tabii ki sektörel adaptasyonlar ve esneklik de mutlaka bu araştırmaların, bu çalışmaların içerisinde bulması gerekiyor. Yani bir sektördeki yaşanan bir problemin temel sebebi belki kaynak sektörlerinde, farklı sektörlerde, ham maddesinde, belki üretim süreçlerinde, belki depolama süreçlerinde, her neredeyse bunu işte biz o düşünce yapımızı sektöre göre adapte ederek ve esneklik sağlayarak göstermemiz gerekiyor. Şimdi Design Thinking'den bu kadar kabaca bahsediyorum. Çünkü dediğim gibi asıl olayımız yapay zeka ve Design Thinking arasındaki bağlantıları bulabilmek. Yani asıl önemli olan şey sizlerin de Design Thinking'i hayata çok daha hızlı entegre edebilmeniz için kullanmanız gereken araçlar olarak birazcık bahsedeceğiz burada. Tabii bir de yapay zekadan bahsediyorum. Muhtemelen bugünkü etkinlik ya bugün ve yarınki etkinlikte çok fazla sayıda bahsediliyor olacak yapay zeka ve çoğunuzun da aşina olduğunu biliyorum ama yine de bir özet geçmek istiyorum. Şimdi derin öğrenme, deep learning, üretken modeller, generative models ve pekiştirmeli öğrenme, reinforcement learning dediğimiz bütün bu yapılar aslında yine özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren insanların, mühendislerin, bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve yapay bir zeka olarak yani bir insanın düşünme biçimini, bir insanın düşünme kalıplarını bilgisayar ya da makina tabanlı olarak yapma çabasını gösteriyor bize. Ve bunlar aslında birer küme yani artificial intelligence, yapay zeka dediğimiz şey çok geniş bir kavram, çok soyut bir kavram. Makine öğrenmesi bu kavramın bir parçası, sadece bir parçası, tek parçası değil. Bununla beraber grafikte gördüğünüz gibi neural networks yani neural sinir ağları. Sinir ağları ise makine öğrenmenin küçük bir alanı.
Tamamı değil. Ve bugün konuşacağımız daha çok aslında bizim de insanın düşünme kalıplarını kopyalamaya, birazcık taklit etmeye yarayan deep learning, derin öğrenme dediğimiz kalıp ise bu az önce gördüğümüz neural networks'in, yani sinir ağlarının küçük bir parçası, tamamı değil. Yani çok geniş bir kavramdan çok dar bir kavrama gitmeye çalışıyorum ama bu dar kavram aslında çok derin bir kavram. Şimdi 2017 aslında Transformer tabanlı dil modellerinin geliştirilmesi. Transformer'dan da kapsamımız şu: siz aslında bir kelimenin anlamını farklı kelimelerle eşleştirerek, birbirine dönüştürerek, yani bir kelimenin, bir elma dediğiniz zaman elmanın aklınıza kaç elma geliyor? Yeşil elma gelebilir, kırmızı elma gelebilir, belki sarı elma gelebilir. Bu farklı farklı elmaların aslında birbirine ortak yapılarda neye dönüştüğünü anlatan bir dil modeli geliştiriliyor Google tarafından 2017'de. Bu Transformer tabanlı modeller aslında kelimeyle imgeleri eşleştirmeye başlıyor. Yani bir şekilde etiketlenme durumu var ve siz bu etiketlenmeler sayesinde aslında size gelen bir elma görüntüsünün artık elma olduğunu siz ona tanıtmaksızın anlamaya başlıyor. Fakat buradaki olay, hani bizim aslında Google'ın işte şu anda gerçekleştirmiş olduğu, yani ChatGPT'den tutun da bütün bu Transformer modellerinin her birinin aslında özünde yatan şey bir öğrenme kalıbı. Şimdi burada biz gerçekçi görüntü ve sanat eserlerini son 2 senedir üretebiliyoruz. Artık işte Midjourney olsun, Leonardo olsun, Stable Diffusion olsun, bunları kullananlar mutlaka vardır. Aslında bunlar Transformer tabanlı dil modellerinin biraz da üretken tarafında, yani daha alt tabanında olan bir üretim modeline dönüşüyor. Biz aslında bunların, hani görüntü ve kelime, İkisi de aslında soyut kavramlarken bunları birleştirmeye başlıyoruz. Ve bu bize ne sağlıyor? Derin öğrenmenin aslında artık kompleks problemlerde bize çıktı verebilmesini sağlıyor. Yani biz şu an bir prompt girdiğimiz zaman çok güzel bir görseli anında oluşturabiliyoruz. Sadece görsel üretmekle kalmıyoruz. Bir hareketli görüntü oluşturabiliyoruz, bir üç boyutlu model oluşturabiliyoruz, bir akış oluşturabiliyoruz, bir görsel deneyim oluşturabiliyoruz. İşte bu bize ne sağlıyor? Yapay zekanın aslında tıpkı insanın düşüncesi, hayal etmesi ve üretmesi gibi bize yeni çıktılar üreten bir araç olarak, bir yardımcı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada modeller ve mimarilerden biraz bahsetmek lazım. Çünkü belli kalıplar kendi içerisinde ayrışmaya başlıyor. İşte GAN dediğimiz Generative Adversarial Network, birbirine düşman networklerin ürettiği çıktılar var. Önceden eğitim dil modellerinin, yani siz kelimeleri teker teker işlediniz, tanıttınız. Sonrasında o kendi kelimelerinden yeni cümleler, yeni belki metinler oluşturmaya başladı, anlamlı metinler oluşturmaya başladı, tıpkı insanmış gibi. Ve bir noktadan sonra artık doğal dil üretimine ve anlamaya geçti. Mesela biz bilgisayara, ya da aranızda kodcular vardır, yazılımcılar vardır, hani bir web sitesi yapmak için de HTML kullanmanız gerekiyor. Yani bana bir web sitesi yap dediğiniz zaman bir karşı taraftaki makine onu anlamıyor, ama yavaş yavaş bu dil modelleri, işte Python kullananlar, işte Java kullananlar, NES kullananlar, bunların her biri yavaş yavaş artık doğal bir dil üretimi içerisinde, sadece bana şunu yap dediğiniz zaman herhangi bir kod bilgisine gerek duymaksızın bir şeyler üretebileceği, anlatılabileceği bir duruma doğru gidiyor. Şimdi bu zaten nedir? Üretken yapay zeka aslında yaratıcılığın sınırını geliştiren bir teknoloji. Neden? Çünkü özgün içerik oluşturmaya başlıyor. Sadece bizim ona vermiş olduğumuz komutlarla sınırlı kalmıyor. Kendince o komutu besleyerek, güçlendirerek, değiştirerek yeni ve özgün içerikler oluşturma fırsatını sağlıyor bize. Bu neden çok önemli? Çünkü sanatçı, tasarımcı ve içerik oluşturucular için çok yardımcı. Yani siz tek başınıza belki 1 dakikada birkaç, 3-4 tane fikir bulurken, yapay zeka sayesinde neredeyse sınırsız fikirler üretebiliyorsunuz. Bu biraz sonra tekrardan bahsedeceğim. Design Thinking'de en önemli şey çok sayıda fikir üretmektir. Ve size bunu, yani kendi zihninizde ya da işte grup olarak, kolektif olarak aynı anda 10 kişi fikir düşünüyorsunuz. Çoğunuzun fikri de birbirine aynı olurken, yaratıcı zeka ya da üretici yapay zekanın oluşturmuş olduğu fikirlerin sayısı neredeyse sınırsız. Sizin zamanınız sınırlı. Bu beraberinde yeni estetik formlar ve fikirleri de ortaya çıkmasını sağlıyor ve asıl önemli olan şey de insan ve makine işbirliğinde yeni boyutlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bu neden önemli? Çünkü üretken yapay zekanın 3 temel ilkesi var. Az önce design thinking'in de 5 temel ilkesinden bahsetmiştik. Burada da 3 temel ilke olarak orijinallik, çeşitlilik ve bağlamsallıktan bahsedebiliriz. Bakın, hepimizin bildiği Leonardo Vinci'nin çok önemli bir portresi.
Bu portrenin aslında bir Picasso'nun portresiyle, Picasso'nun geliştirmiş olduğu bir portreyle birleştirerek bir nöral stil transferi yaparak aslında yepyeni bir eser üretebiliyoruz. Bu az önce bahsettiğim üç kavram, yani orijinallik, çeşitlilik ve bağlamsallık. Bunun hepsini tek bir örnekte bizlere gösteriyor. Nöral stil transferi, yani sinir ağlarının üzerinden bir şeyin başka bir şeye benzemesi, görünmesi. Bu bizim şu anda çok becerebildiğimiz bir şey değilken yapay zekanın çok gerçekten farklı kavramları, farklı görselleri birleştirmesindeki başarısının belki temelinde yatıyor. Neden? Çünkü benzersiz ve yenilikçi içerik üretimi aslında o kadar kolay değil. Biz kendi ürettiğimiz imajlardan bir şeyler oluşturmaya çalışırken belli özelliklerini koruyarak üretirken yapay zeka bunu farklı stiller, tema ve duygu durumlarını yakalayacak şekilde yapabiliyor. Bunu belki çok bir insan çok uzun sürede yaparken yapay zeka bunları çok kısa bir süre içerisinde üretebiliyor. Girdilere ve parametrelere uygun içerikler üretebiliyor ve bunu da sanatsal ifade, kişiselleştirme ve yaratıcı problem çözme gibi farklı amaçlar için kullanabiliyor. Hepsine baktığımız zaman, yani orijinallik bir şeyin özgün olması, daha önce yaratılmamış olması, çeşitlilik aynı fikrin etrafında dolaşan, belki görsel olarak, belki bağlamsal olarak farklı farklı alternatifleri aynı anda üretebilmesi ve bağlamsallık. Yani bunun mutlaka sizin istemiş olduğunuz konuya alakası olması. Bir şekilde sizin talebinizi yerine getirmesi. Bu üç temel ilke bizim yapay zekanın, üretken yapay zekanın aslında neden bir tasarım düşüncesi aracı olmasını sağladığını açıklıyor bizlere. Şimdi bu ikilemden bir bahsedelim. Tasarım düşüncesi ve üretken yapay zeka. Neden? Çok önemli, çünkü yaratıcılık ve inovasyonu destekleyen bir sinerjiden bahsediyoruz burada. En önemli şey şu, dediğimiz gibi insan olarak problem çözme yeteneklerimiz ve insan ihtiyaçlarına odaklanmamızla makinenin bizim problemlerimizi çözme ve insan ihtiyaçlarına odaklanması aslında birbirinden farklı. Şimdi burada bir neden sentezden bahsettik, sinerjiden bahsettik. Çünkü makine tek başına bizim için yapay zeka kullanarak, üretken yapay zeka ile bir tasarım problemlerini çözüm üretemiyor. Mutlaka başında bizim bulmamız lazım. Ama onu gerekirse verilerle, gerekirse bizim yapmış olduğumuz araştırmalarla beslemek ve problemin özüne aslında bizim onu odaklandırmamız gerekiyor. Doğru promptlara girerek, doğru yaklaşımları sergileyerek, malzemesinden tutun da dokusuna, oradaki boyutundan tutun da yaşayan insanın duygusuna kadar birçok farklı veriyi yapay zeka bizim beslememiz, bizim eğitmemiz gerekiyor. Problem çözmek ve insan ihtiyaçlarına odaklanma konusunda işte bu iki sinerjiyi oluşturan kavram aslında bizim çok yeni bir yaklaşımı. Çok normalde belki 10-15 saatlik çalışmaları neredeyse bir saate indiren bir egzersize dönüşmüş durumda. Şu anda ben aktif olarak da bu uygulama atölyelerini gerçekleştiriyorum. Hani geçen seneden bu seneye çok büyük bir değişim, çok büyük bir dönüşüm oldu. Burada belki de en önemli çıktığımız aslında hem çeşitlilik hem de orijinallik açısından çok böyle klişe fikirler yerine daha yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması. Daha belki çok sayıda fikirle beraber daha önce katılımcıların fark etmediği, kendilerinde bile fark etmediği ama bir süre sonra yapay zekanın fark ederek ortaya çıkardığı problemlere de odaklanmasıyla aslında prototiplerinin daha başarılı olması, prototiplerinden elde ettikleri sonuçlarla aslında beklediklerinin de daha ötesinde bir çözüm ürettiklerini görebiliyoruz. Şimdi burada tabii üretken yapay zeka, tasarım düşüncesi sürecindeki rolüne baktığımız zaman dediğimiz gibi sadece tek başına çalışmasının mümkünatı yok. Mutlaka ve mutlaka başında bir insan editörün olması gerekiyor. İnsan yöneticinin olması gerekiyor ki kullanıcı verilerinden az önce bahsettiğim gibi işte duygu durumu, antropolojik durum, sosyal durum, ekonomik durumların her birinin birer içgörüye dönüşmesi için. Aynı şekilde yaratıcı konsept ve tasarım alternatifleri üretiminin sonunda kim karar verecek? İnsan karar verecek. Yani bu daha güzel gözüküyor, bu daha etkili gözüküyor, bu daha uygun gözüküyor, bu daha maliyetli gözüküyor şeklinde insanın karar vereceği bir sürece dönüşüyor. Hızlı ve interaktif prototipleme de bunun belki de en önemli noktalarından bir tanesi. Normalde böyle kağıt kalem eskizler yaparken şimdi neredeyse bir web uygulamasının arayüzünü birkaç promptla gerçekleştirebiliyoruz. Ve bu promptları sanki gerçekten bir uygulama gibi çalıştırabiliyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde bunları yapabilir hale geldik. Prototipler tabii ki bunların etkileşimleri simüle etmesi için bizim için çok önemli. Bu aynı zamanda bizim
yapmış olduğumuz çözüm önerilerini, yani bir mobil uygulama geliştiriyorum mesela, bir kitlesel fonlama uygulaması geliştiriyorum. Oradaki benim yapmış olduğum arayüz tasarımının performans değerlendirmesini, AB testini çok rahat bir şekilde yapay zeka kendisi de yapabiliyor. Artık benim bir noktadan sonra denekler kullanmamı bile gerek kalmıyor. Sadece ve sadece vermiş olduğum iki farklı tasarımın hangisinin daha iyi olacağına nedenleriyle beraber, kendi simülasyonlarıyla beraber yapay zekanın yapabildiğini görebiliyorum. Yani burada rolü aslında bir kez daha üzerine vurgulamak lazım. Tek başına yapay zeka design thinking yapmıyor. Bizim için çözümler üretmiyor. Biz onu kontrol ettikçe, biz ona veriler sağladıkça, biz onu besledikçe bize daha beklentimizin ötesinde çıktılar vermeye başlıyor. Şimdi empati aşamasındaki katkılara baktığımız zaman, çünkü aşama aşama ilerleyelim, daha geniş bir kavramdansa biraz daha derinlemesine inelim. Çünkü biliyorsunuz empati tasarım düşüncesindeki birinci adım. Yani kim problem yaşıyor? Kullanıcı nerede sıkıntı yaşıyor? Bu kullanıcıya biz nasıl ulaşabiliriz? Bunların her birini göstermek için aslında empati aşamasında veri analitiği ve kullanıcı modellemeden bahsedebiliriz. Yapay zeka bunları çok iyi gerçekleştirebiliyor. Yani biz ona atıyorum 15-20 farklı kişinin belki sadece bir anket sonuçlarını göstersek bile ya da belki bir röportaj yapılmıştır. Bu röportaj metinlerini tanıtsak bile bir anda kullanıcıların tercihlerini, davranışlarını ve ihtiyaçlarına dair içgörüleri bize çıkartabiliyor. Doğal dil işlemeyle duygu ve görüş tespiti yapabiliyor. Yani belli kelimelerin, kelime kalıplarının kullanılmasından o kişinin duygu durumunu ya da görüş tespitini yapabiliyor. Yani bu aslında bizim için personel oluştururken ne kadar çok çeşitlilik yaratılırsak o kadar iyi bir sonuç almanın formülü olurken, bu sayede biz teker teker her bir veriyi kendimiz analiz etmek yerine bütünleşik olarak analiz ettirebiliyoruz ve bu sayede bize kişiselleştirilmiş kullanıcı modelleri, yani personalar oluşturabiliyor. Ve bu neyi sağlıyor bize tabii ki? Kullanıcı odaklı çözümlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlıyor. Bununla alakalı bir örnek Starbucks DeepBrain diye bir yapay zeka uygulaması var. Yani bu yapay zeka uygulaması müşterilere kişiselleştirilmiş kahve önerileri ve sipariş deneyimi sunuyor. Yani sizin daha önce yapmış olduğunuz alışverişlerden ne çıkartıyor? Evet, sizin kahveye acı sevdiğiniz ya da işte şekerli sevdiğiniz ya da işte kremalı sevdiğinizin bilgisini aldıktan sonra sizin tercih ve alışkanlıklarınızı analiz ederek doğru algoritmalarla size belki kampanya sunuyor devamlı içmekte olduğunuz bir kahve için. Bu noktada aslında veri analitiğini kullanıcı modellemenin belki de bu empati aşamasındaki en önemli aşamalardan bir tanesi tasarım düşüncesinde bize sağlamış olduğu belki de en önemli şey aslında sadece problem çözmek değil, gelecekte şu anda yaşamadığımız, gelecekte yaşayabileceğimiz problemleri bile öngörmesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada Anastasia Kristiansen, Pfizer dünyanın belki de en büyük ilaç firmalarından bir tanesi, yapay zekanın ve makine öğreniminin verileri kullanarak hastalıklar hakkında içgörüler elde etmemiz ve farklı hasta popülasyonlarının hastalıklara ve tedavilere nasıl farklı tepkiler verdiğini anlamamızı da sağladığını söylüyor. Bu çok önemli çünkü yani sizler birer birey olarak aslında tabii ki en önemli kavramlardan bir tanesi sağlık belki ama toplumun da sağlığının birer verisisiniz. Yani bu sizin için, sizin yaşamış olduğunuz hastalık problemleri belki o bölgeyle alakalı problemlerden kaynaklanıyor olabilir. Ve daha doğrusu bir bölgede başarılı olan tedavi başka bir bölgede neden başarılı olmuyorsa bunun nedenine, bunun cevabına ulaşmamızı sağlayabiliyor. İkinci aşama zaten problem tanımlama demiştik. Yani biz aslında bir problemimiz var. O problemi önce yaşayana bir baktık. Neden yaşıyor, nasıl yaşıyor, neyle yaşıyor. Sonrasında bu problemi birazcık cümleye dökmemiz gerekiyor. Biraz çerçevesini çizmemiz gerekiyor. Bunu da neyle yapıyoruz? İşte veri analizi, önceki aşamalarda biraz empatiyle başlayan veri analizi ve sonrasında bunu bir kişiye dönüştürmek, bir şahsa dönüştürmek. Var olmayan ama sanki binlerce kişiyi temsil edebilecek personele dönüştürmek oluyor. Bize veri setlerinde bulmuş olduğu örüntüler, sorun ve fırsatları belirlemeye, kullanıcı etkileşim verilerinden zorlukları tespit etmeye, gerçekçi personalar ve bu personaların hikayelerini oluşturmaya ve kullanıcı odaklı çözümlerin geliştirmesine kadar bu noktada bize destek sağlıyor. Bunu da yine bir örnek üzerinden vereyim. IBM'in watsonx AI platformu var. Bu platform bütün neredeyse büyük firmaların, çok önemli firmaların müşteri ve hizmet verilerini analiz ediyor. Yani müşteri şikayetlerinden tutun da geri bildirimlerine ve taleplerine kadar inceleyerek IBM'in müşterilerin karşılaştığı ana sorunları ve bu sorunların neden olduğu zorlukları tanımlamasına yardımcı oluyor. Bir noktadan sonra bu zaman içerisinde verileriniz biriktiği için, kullanıcı profilleriniz biriktiği için artık siz belli bir problem yaşadığınız zaman
En başta empatik kurmak yerine elinizdeki datayı doğrudan doğru sorular, doğru promptlar sorarak elde edebiliyorsunuz, çözebiliyorsunuz. Şimdi üçüncü aşama benim en sevdiğim aşama, fikir üretme aşaması ve bu fikir üretme aşamasındaki tabii ki fikri somutlaştırma, yani görselleştirme ya da işte bunu bir senaryo üretme, bunu konsept geliştirme olarak yapmak. Yapay zekanın çok etkileyici, çok orijinal görünüm, çok güzel görsel konseptler ürettiğini zaten biliyoruz. Zaten hepimiz artık bunları yapıyoruz kendimiz profesyonel ya da amatör amaçlarla. Ama bu bize bir taraftan da ne sağlıyor bize? Kendi düşüncemizin ya da kendi hayalimizin dışında da farklı fikirleri, farklı yeni çıktısının fikirlerini keşfetmeye sağlıyor. Siz bir şey yazdınız, o promptta belki tanımlanmayan başka bir şey vardı. O tanımlanmayan şey görselin içerisine girdi ve siz onu çok daha beğendiniz. Aklınızda olmayan bir şey size verebilir hale geliyor. Bu ne demek? Alternatif kullanım senaryoları ve hikayeler oluşturmayı da sağlıyor size. Yani kendinizle sınırlı kalmayarak daha yenilikçi, daha değişken görseller ve içerikler üretebiliyorsunuz. Ve bu beraberinde neyi sağlıyor? Kullanıcı deneyimini optimize ediyor ve potansiyel sorunları da önceden tespit etmenize yarıyor. Burada da yine bir uygulama birazcık eskidi ama yani yeni versiyonları hala bekliyoruz. Sidewalk Labs, bu da yine Google'ın Alphabet firmasının oluşturmuş olduğu bir şehir planlama ve senaryo geliştirme uygulaması. Yani siz bir bölge belirliyorsunuz. Bu bölgede işte insanların o bölgede park olsun mu istiyor yoksa sanayi bölgesi mi yoksa ticari bölgesi mi yoksa sadece bir yazlık bölge mi? Bu bölgeye göre size bir şehir planı verebiliyor, tasarlıyor ve anında bunu yapıyor. Yani bu şehirde atıyorum 100 bin kişi yaşayacak diyorsunuz. Böyle bir topolojim var diyorsunuz ve siz o topoloji ve o insanların beklentilerine, isteklerine göre size aynı anda milyon belki binlerce senaryosunu verebiliyor. Ve o şehir planlamasını normalde belki yıllar sürecek bir planlamayı birkaç dakika içerisinde yapabilir hale geliyorsunuz. Dördüncü aşamamız prototip geliştirme ve bu prototip geliştirme aşamasındaki aslında hızlı iterasyonlar ve otomatik görselleştirme. Şimdi sol tarafta gördüğünüz şey bizim tel kafes dediğimiz, wireframe dediğimiz bir yaklaşım. Bir mobil uygulamanın aslında buraya bir görsel gelecek, buraya bir başlık gelecek, buraya işte metinler gelecek, buraya düğmeler gelecek şeklinde sıraladığımız hızlı bir şekilde tasarımı düşünmeden, nasıl gözükeceğini düşünmeden sadece o kompozisyonu oluşturduğumuz, neyin ne kadar yer kaplaması gerektiğine karar verdiğimiz ve o farklı sayfaları birbirine bağladığımız bir uygulama. Şimdi prototip geliştirme derken aslında prototipin ne olduğunu söylemiştik. Çalışan bir ürün demiştik. Yani problemi gerçekten çözüp çözmediğini gösteren bir ürün olarak ele alıyorduk. Fakat bu prototipler artık bu tel kafeslerden doğrudan sanki tasarlanmış, tamamlanmış, bitmiş ve etkileşimi gerçekleştirilmiş birer prototipe dönüşüyor yapay zeka sayesinde. Birçok farklı uygulama var. Yapay zekanın artık arayüz tasarımı yaptığı, mobil uygulama tasarladığı, arayüzlerini gerçekten birbirine bağladığı uygulamalar mevcut. Sadece arayüz olarak bakmayalım, bunu bir de kullanıcı deneyim olarak bakalım, kullanıcı akışı olarak bakalım. Bu uygulamalar da mevcut da. Yani siz atıyorum bir basit bir alışveriş uygulaması gerçekleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şöyle bir ürünü, şöyle bir senaryoda kullanıcıya şöyle pazarlamak istiyorum diyorsunuz ve size bütün o kullanıcı yolculuğunun birinci siteye kayıt olmasından tutun da ürün görsellemiştirmesi, ürünü sepete atmasından tutun da ödeme aşamaları kadar tek tek o kullanıcı senaryosunu size çıkartıyor. Artık uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve prototipiniz bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiği zaman aslında prototipinizi final ürün olarak sunma şansınız ya da MVP olarak da belki en detaylı, en kapsamlı prototip olarak sunma ihtiyacınızı da sizlere gideriyor. Bu gerçekten büyüleyici bir olay. Bununla alakalı az önce bahsettiğim gibi Wizard var, Realm var, OI uygulamaları. Bu uygulamalara baktığınız takdirde gerçekten otomatik site haritasından tutun da arayüz tasarımı ve görsel site prototipleme, bazı şeylerde basit arayüz animasyonları gerçekleştirme, anlık ve size böyle alternatif AB testini aynı anda gösteren böyle mi olsun yoksa tasarımız böyle mi olsun diye sizin fikrinizi soran gibi birçok uygulama şu anda piyasada mevcut ve çok uygun fiyatlar, yani 10 dolar, 15 dolar gibi fiyatlarla şu anda belki yüzlerce saat çalışmanız gereken bir iş sürecini birkaç dakikaya indirgeyebiliyor. Prototipten sonra da test etme aşamasından tabii ki bahsetmemiz var. Test aslında bizim fikrimizin çalışıp çalışmadığını
kontrol ettiğimiz en önemli adım. Bu adıma baktığımızda aslında bizim biraz da bu AB testinin özellikle söylememin sebebi şu. Yani hangi tasarım daha iyi çalışıyor? Logoyu yukarı mı koysam, logoyu aşağı mı koysam? Başlığı büyük mü tutsam, küçük mü tutsam? Görseli yazının üzerine mi koysam, altına mı koysam? Hep böyle seçenek ve tercih yapmak zorundasınız ya tasarım sürecinizde. İşte size bunu kapsamlı performans testleri yapabilerek, yani kendisi test ederek doğrudan kullanıcıya belki test ettirmek isteyeceksiniz mutlaka, ama öncesinde yapay zekanın test etmesini sağlayarak belki başarısız prototip olma ihtimalini önceden belki elemine etmiş olabiliyorsunuz. Burada tabii ki şu çok önemli. Yani sadece tasarımın hangisi daha güzel gözüküyor değil. Yani insanlar o tasarımda hangi düğmeye basıyor? Basmaları gereken düğmeye basabiliyorlar mı? Kaç saniyede o düğmeyi buluyorlar? Ya da oradaki metni kaç saniyede okuyorlar? Bunların her birinin metrik ölçümlerini de yapay zeka bizlere sağlıyor. Ve geri bildirim analiziyle bizlere anında içgörü sağlıyor. Diyor ki senin arayüz tasarımında İnsanlar daha çok şu bölgeye bakıyorlar. O bölgede aslında sen metin yerine görsel koysan daha etkili olacak. Ya da işte arka plan rengin ve yazın birbirinin kontrastı çok düşük olduğu için insanlar bu yazıyı okuyamıyorlar. Normalde 10 saniye harcanması gereken bir yere 1-2 saniye bakıyorlar. Demek ki insanlar bu yazıları okumuyorlar. Sen bu ya zemin rengini düzelt ya da yazanı daha görünür kıl şeklinde bize aslında analizler yapıyor. Bunu doğrudan insan üzerinden gösterdiğin zaman insanlar çok, yani test yapan insanlar çok da bunu fark etmeyebiliyorlar. Yani o yazıyı okuyamıyor ama neden okuyamadığını çok fark etmiyor. İşte yapay zeka bizleri bunu daha net bir şekilde gösterebiliyor. Bir de baktığımız zaman işte özellikle Spotify neredeyse hepimizin kullanmış olduğu bir uygulama aslında bize biraz daha bizden daha iyi tanıyan bir yaklaşıma sahip oluyor. Yani otomasyonla, hızlı geri bildirimlerle, içgörüler sayesinde bizi bizden daha iyi tanıyor. Hangi parçaları daha çok dinliyoruz? Hangi müzik tarzına daha yakınız? Ya da işte duygu durumumuz böyle daha böyle hüzünlü şarkılara mı yoksa mutlu şarkılara mı gidiyor? Bunların her birine yapay zeka destekli otomatik testlerle bir analiz ediyor ve size o bütün sunmuş olduğu şarkılar aslında daha önceki deneyimlerinizden yola çıkarak sizi tanıyarak otomize ediyor ve bu görselleri sizin için oluşturuyor. Şimdi en önemli şey aslında bu optimizasyon dediğimiz şey, otomasyon dediğimiz şey biraz sürecin hızlanmasındansa aslında tekrar eden süreçler içerisinde birbirini tekrar eden, birbirinden belki beslenmesi gerekirken faydası olmayan stepleri, süreçleri ortadan çıkartmak anlamına geliyor. Yani bu aslında insan faktörünün de bir noktada, yani insanın odaklanması gereken yer sürekli tekrar eden süreçler. Yani ben şuraya düğme koyacağım, şuraya düğme koyacağım, şuraya düğme koyacağım ya da işte şu şarkıyı okuyacağım şu şarkı. Yerine aslında insanı daha yaratıcı şeylere, evet ben buradaki şunu şuraya koyayım, bunu buraya koyayım kararlarını vermeyi iten bir adıma dönüşüyor. Otomasyon ve optimizasyon. Hızlı geri bildirim de aslında yine çok önemli bir şey. Çünkü bir şeyin tepkisini ne kadar erken alırsanız bütün etkileşim uygulamalarda, yani bir düğmeye tıkladığınız zaman size mesela o düğmenin vaat ettiği şeyi açması, o sayfanın açılması, belki şarkının başlaması, belki sesin kısılması ya da belki arkadaşınızla paylaşmanız. Bu size vaat ettiği şey neyse bununla alakalı size hızlı geri bildirim vermesi yine büyük bir önem teşkil ediyor. Şimdi belki de bu iki kavram, yani üretken yapay zekanın tasarımdaki, inovasyondaki geleceğine baktığımız zaman, tasarım düşüncesiyle birlikte işleştiği zaman yine üç ana başlıkta bunları ele almamız gerekiyor. Bunlardan birincisi kişiselleştirme. Az önce zaten uzun uzun bahsettik. Yani yapay zekanı kullanarak üretmiş olduğunuz çözümler aslında bütün topluma değil, daha kişiye özel olma şansı sunuyor bize. Çünkü bir noktadan sonra bütün süreçler otomatize olduğu için kişiyi tanıması, kişinin problemi tespit etmesi, onunla alakalı fikir üretmesi, fikirleri prototipleştirmesi ve bu prototipleri test etmesi artık kişiye özel olmaya başlıyor. Yani senin problemini çözmeye başlıyor. Bütün toplumun aynı anda problemini çözmek yerine. Bu kişiselleştirme sizin tercihlerinizden, atıyorum şimdi araba alıyorsunuz, internetten jantını, işte döşemesinin ya da işte belli aksesuarlarını kendiniz seçebiliyorsunuz ve o olarak size bir özel olarak başka bir benzeri olmayacak şekilde geliyor. Kişiselleştirme bize bu alternatifleri sunma fırsatını sunuyor. İşte ambalaj tasarımlarında geçtiğimiz yıllarda gördünüz, yani herkes kendi isminin olduğu ambalajı aradı ya da işte herkes bu
Nutella'nın bir ambalajı vardı. 1 milyon farklı ambalaj üretildi. Herkes belli tasarımlara böyle alıp koleksiyon ürünü olmak, koleksiyon ürüne sahip olmak için birbirini yedi. Bunların her biri aslında bizim alışkanlıklarımız işte o fabrikasyon süreçlerinden. Aynısı gibi teker teker aynı basamaklar üretilen sonuçlar yerine daha kişiye özel, daha size özel çözümleri tercih edeceğimizi, size uygun uygulamalar, size uygun sizin tercih, sizin zevklerinize uygun ürünler olarak gelmeye başladığını bizlere gösteriyor. İşte design thinking burada çok ama çok daha önemli bir hale gelecek. İkincisi işbirliği. Neden? Çünkü yapay zeka ve insanın birlikte çalışması gerekiyor bu doğrultuda. Çünkü yapay zeka tek başına insan için neyin iyi olduğunu, neyin doğru olduğunu karar verme süreçlerinde şu anda bilinci sahibi olmadığı için başarısız oluyor. Ama birlikte yapıldığı takdirde bu süreçlerin her biri bir otomasyona dönüşüyor. Hızlı üretim süreçleri sayesinde daha sofistike ve amacına uygun bağlama duyarlı tasarımlar geliştiriliyor. Disiplinler arası ekip işbirliği güçlendiriliyor. Bir doktor, bir mühendis gibi çalışabiliyor. Bir fizikçi, bir çiftçi gibi çalışabiliyor. Yani bu ekipler arasındaki işbirlik de birbirini anlamak, birbirinin becerilerinden, birbirinin yeteneklerinden beslenmeyi sağlıyor. Hepsi aslında yaratıcı ve stratejik düşünmeye odaklanmayı sağlıyor. Bütün bu kişiselleştirme, işbirliği ve otomasyon. Neden? Çünkü temelinde insan var o problemleri ve bu insana odaklı çözümler sunma potansiyeli yapay zekanın entegrasyonuyla çok daha kuvvetli, çok daha büyük hale geliyor. Şimdi bu ne demek? Büyük bir fırsat demek aslında. Yani yapay zeka ve tasarım düşüncesini birlikte kullandığımız zaman aslında yeni iş modellerinden ve değer önerilerinden bahsediyoruz. Yani bu zamana kadar hem yaşayış biçimlerimiz hem çalışma biçimlerimiz bunların hepsinin değişeceğini zaten yavaş yavaş siz de anladınız, siz de öngördünüz. Ama bu noktada artık yeni fırsatlar var, yeni iş modelleri var. Özellikle aranızda girişimciler varsa böyle ben bir uygulama geliştireyim, ben bir yazılım yapayım, ben bir servis geliştireyim diyenler varsa bu noktaya çok dikkat etmelerini ben özellikle tavsiye ediyorum. Defalarca üstüne basarak söyledim. Artık devir kişiselleştirme devri. Yani bir uygulama sadece kendini size ne kadar adapte edebiliyorsa kullanabilir hale geliyor. Yani herkesin kullandığı Facebook, herkesin kullandığı Snapchat değil artık. O uygulama kendini size adapte etmek zorunda. İsterse arayüzünü sizin sevdiğiniz renklere dönüştürsün. İsterse siz o arayüzü yeniden tasarlayabilin. İşte ben yazıyı şuraya koymak istiyorum. Ben işte görseli buraya koymak istiyorum. Kişiselleştirme çözümler olacak. Bu neyi sağlıyor? Herkesi tek başına kendi kendine mutlu ettiği için müşteri memnuniyetini sağlıyor olacak. Yine co-creation platformları yani bunlar bizim böyle özellikle yapay zeka uygulamaları genellikle hani bilgisayarımıza kuramıyoruz ya da biraz teknik bilgi gerektirdiği için daha çok web arayüzlerini kullanıyoruz. İşte Leonardo'yu mesela çok fazla kullanıyorum. Midjourney'i kullanıyorum. Stable Diffusion biraz kullanamıyorum çünkü bilgisayar bir noktadan sonra takılıyor yeni modeller konusunda. Fakat her biri ne sağlıyor bize? Çok ciddi anlamda üretim becerisi sağlıyor. Yani düz bir çizgi bile çizemezken aslında çok güzel bir portre çalışabiliyorsunuz. Ya da After Effects bilmiyorsunuz, animasyon bilmiyorsunuz ama bir logo animasyonu birkaç tıkla yapabilir hale geliyorsunuz. Ve bu bize neyi sağlıyor? Aslında ürün olarak ürettiğiniz şeylerin birer markaya dönüşmesi ve markayı da dönüştüğü zaman bunların marka sadakatini sağlamaya başlıyor. Çok hızlı bir şekilde üretim beraberinde tabii ki kaliteyi belli bir oranda düşürüyor ama işte bu kalitenin düşmesini engelleyen yeni faktörler var. Bunların her biri dediğiniz gibi kişiselleştirilmiş, size özel olan modeller ve bu modeller size hem öğrenmeyi hem de yeni şeyler deneyimlemeyi mümkün kılıyor. Bu bahsettiğim her şey hani soyut olarak bahsediyorum çünkü kafanızda yeni yeni şekillenmesi gereken belki fikirler vardır. Bu fikirleri de yine yapay zeka ve tasarım düşüncesini kullanarak test edebilirsiniz. Sonuçta benzersiz değer öneri ve rekabet avantajı sizlere sağlıyor. Şimdi rekabetten kastım da şu, çok ciddi bir rekabet durumu var. Yani yazılımcılar şu anda işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Tasarımcılar işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Neredeyse bütün sektörler, işte robotik şeyler biraz daha yaklaştığı zaman fiziksel güç gerektiren işler de berberlik dahil olmak üzere hepsi tehdit altında. Bu durumda biz o tehdide nasıl bir yaklaşım bulmamız, nasıl kendimizi sağlamalıyız ya da en azından ayakta kalmak için ne planlayabiliriz, ne yapabiliriz? İşte bununla alakalı IKEA'nın yapmış olduğu bir öneri var. Buradaki az önce bahsettiğim gibi yeni iş modellerine baktığımız zaman IKEA belki yıllardır yani 70 yıldır çok ciddi olarak bir konsepti üzerinden, kişisel tasarımlanmış bir ev konsepti üzerinden
yürütüyordu sistemini. Fakat ne yaptı? Bir noktadan sonra insanlar artık kendi kişisel yaklaşımlarını da bir şekilde ortaya koymak istediler ve bu noktada akıllı ev konsepti gelişti. Akıllı evden kastımız da ne? Buzdolabını sizin ne yediğinizi biliyor. İşte buzdolabındaki malzemelerden ne yemek yapmanız gerektiğini bilebiliyor. İşte belli model mobilya aldınız. O mobilyayı başka bir amaçla kullanmak istiyorsunuz. Kişiselleştirmek istiyorsunuz. Bunu size nasıl yapacağınızı IKEA göstermeye başlıyor. Bunların her biri IKEA'nın kendi uygulamalarında. Türkiye'de yok ama yurt dışındaki farklı IKEA uygulamalarında bunları görebiliyorsunuz. Kişiselleştirme ve akıllı ev konseptinde yani biraz daha böyle size kendinizi özelleştirebileceğiniz ve dijital olarak da kendinizi benimseyebileceğiniz bir pazar yaratarak yenilikçi ürünler sunmaya başlıyor. Koleksiyon olarak gördüğünüz şeylerde bunlar modüler yapılar. Yani siz kendiniz tasarlıyorsunuz. Bir şeyi istediğiniz gibi monte edebiliyorsunuz. Artık bir kılavuzu yok. O kılavuza göre yapmak zorunda değilsiniz. Kendiniz nasıl üretmek istiyorsanız o size göre ürün kendini sağlıyor. İşte bu hem modüler yapılar hem değişken yapılar hem de kişiye özelleştirme yapısı IKEA'nın yeni bir iş modeli olarak aslında çok başarılı oluyor ve tasarım ve tedarik zinciri süreçlerini kolaylaştırarak hem maliyet tasarrufu sağlıyor firma için hem de operasyonel verimlilik sağlayarak ciddi bir kar etmesine yol açıyor. Şimdi hem yeni fırsatlar dedik, hem değer anlayışı, kişiselleştirme dedik, tasarım aslında problem çözmektense artık var olabilecek bütün problemleri önceden görerek o problemleri yaşamasını engelleyecek düzeye ulaşıyor diyoruz. Bu aslında bizim benim de yani bu mesleği yapan, bu mesleği bir hayat olarak yaşayan birisi için aslında ne demek? Yaratıcılığın demokratikleşmesi ya ve kişiselleştirilmiş tasarımların üretiminin artması demek. Yani artık tasarım bilgisi olmayan kişiler de tasarım yapabilir hale geliyor. Yani ben yıllardır tasarım eğitimi aldım, yıllarca tasarım yapıyorum. Benim tecrübelerim, benim deneyimlerim tabii ki bana çok bir şey kattı ama benim yaptığım bir görselle hiç tasarım deneyimi olmayan ama doğru kelimeleri, doğru promptları kullanmış ya da en azından o uygulamayı doğru kullanmayı bilen birisinin ürettiği görseller arasında artık en ufak bir fark yok. Şimdi diyorum ya ben işsiz mi kalacağım yoksa hani aynı anda birçok kişi aynı işi yapabilir hale mi gelecek? Hayır. Buradaki en önemli şey hem geniş kitlelerin tasarım süreçlerine katılımı ama aynı zamanda fikir çeşitliliğine teşviki oluyor. Çünkü insan özünde yaratıcı bir varlık. Yani yaratıcı varlıktan da kastımız yok. Farklı kavramları bir araya getirerek bunlardan yeni fikirler üretebiliyor. Ve bu farklı fikirler ne kadar çok çeşitli oluyorsa o kadar yaratıcı oluyor. İşte yapay zeka da bunu bize sağladığı için daha önce aklımıza gelmeyecek fikirleri bile bize sunmaya başladığı için bir noktadan sonra fikir çeşitliliği beraberinde tasarım ürün çeşitliliğine de dönüşüyor. Kişiselleştirilmiş tasarımlar bunun belki önemli bir noktası ama gerçekten geleceğimiz kişiselleştirilmiş tasarımlar üzerinden. Yani artık fabrikasyon, üretim diye bir şey kalmayacak. 3D printerlarla belki çalışanlarınız vardır aranızda. Hani istediğiniz bir şeyi kafanızda tasarlıyorsunuz. Onu artık eskiden plastik malzemelerde artık metalden bile basabiliyorsunuz. Yani çok özel malzemelerle çok özel kalıp gerektiren maliyetli uygulamanın tamamı neredeyse artık ortadan kalkmış vaziyette. Bu neyi sağlıyor size? Üretim süreçlerindeki maliyeti düşürdüğü için kişiselleştirilmiş tasarımların daha uygun fiyatlara, daha uygun erişimlerle ulaşılabilmesini sağlıyor. Bu aynı zamanda kapsayıcılık, erişilebilirlik ve kullanıcı odaklı tasarım anlayışının değişmesine sebep oluyor. Yani bizler sadece toplumun problemleri değil artık kendi problemlerimizi kendimiz de çözebilir hale geliyoruz. Başkasının bizim problemlerimizi çözmesine çok da gerek kalmıyor bir noktadan sonra. İşte bunların her biri hani devrimsel denen şey aslında bu. Yani yaratıcılığın demokratikleşmesi, herkesin yaratıcı bir söz hakkına sahip olması. Yani teknik bilgisi olmasa bile, tasarım bilgisi olmasa bile yapay zekanın onu destekleyerek, onu güçlendirerek o fikirlerini somutlaştırabilmesini sağlaması gerçekten muhteşem bir şey. Bununla alakalı Nike aslında bir uygulaması var. Görseli sanırım kalkmış ortadan ama Nike by You. Nike'ın web sitesine gittiğin zaman işte hem kişiselleştirilmiş ürün tasarım deneyimi hem de web sitesi üzerinden o kişiselleştirilmiş tasarımınızı satın alabiliyorsunuz. Ya da kişiselleştirmiş olduğunuz tasarım yani ayakkabıyı almadan bir NFT'ye dönüştürüp, non-fungible token'a dönüştürüp onun üzerinden bir belki gelir elde edebiliyorsunuz. NFT'ler bu arada çok popülerliğini kaybetti ama yine de orada bir kavram var. Yani siz belki bir oyun karakteriniz var.
O ayakkabıyı kendiniz için değil, o oyun karakteriniz için üretiyorsunuz, tasarlıyorsunuz ve bu NFT'ye dönüştürdüğünüz için belki sizin oyun karakterinizde o ayakkabıyı gören birisi o ayakkabının aynısını sizin linkinizden, sizin vermiş olduğunuz bağlantıdan satın alarak size bir gelir yaratabiliyor. İşte bu kişiselleştirilmiş ürün tasarım, ürünün kendisi üzerinden değil, ürün bağlamı üzerinden daha önemli bir hale geliyor ve bunu da web sitesi üzerinden üyelerine sunuyor. Şimdi Nike'ın web sitesine baktığımız zaman aslında ne var? Boş bir kalıp var. Bu Nike'ın belki de en geleneksel modeli, Air Force One modeli. 1970'lerden beri olan bir model. Siz bunun üzerine bir tasarım çizebiliyorsunuz. Bu ayakkabının tabanından tutun da malzemesine, derisine kadar teker teker her bir özelliğini buradan tanımlayabiliyorsunuz. Ve siz bu web sitesi üzerinden işte rengine, dokusuna, malzemesine karar verdiğiniz şeyi bir NFT'ye dönüştürdüğünüz zaman aslında ne oluyor? Teker teker dijital aset üretimine katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Dijital asetler, hani bugün bahsetmedik ama dijital ikiz kavramı, yani mevcuttaki hayat, gerçek hayatımızdaki olan her şeyin bir dijital kopyasının oluşturulması ve simülasyonlar aracılığıyla, mesela bir fabrikayı üretmeden o fabrikada kullanacağınız bütün makinaları, işte o sistemdeki bütün teçhizatları, malzemeyi, elinizdeki stokların her birini dijital olarak tanıttıktan sonra o fabrikanın gerçekten size ne kadar verim sağlayacağını daha fabrikayı kurmadan görebilir hale geliyorsunuz. Aynı şey bunlar için de geçerli. Yani artık dijital ikizler gerçek hayatta olan senaryoların yerine geçmeye de başlayacak. Böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun hepsi az önce de bahsettiğim gibi bir sentez var, bir ortak yaratıcılıktan bahsediyoruz. İnsan ve makine ortak yaratıcılığı. Yani tasarımcılar olarak bizlerin yaratıcı vizyonu ve empati becerileri, üretken yapay zekanın hızlı fikir üretimleri ve optimizasyonuyla, standartizasyonuyla, insan merkezli yaklaşım ve veri analitiklerinden elde edilen içgörülerin bir şekilde rekabet avantajı sağlaması ve geleceğin tasarım inovasyonlarına yol açması ciddi bir gelecek beklentisi yaratıyor bizlerde. Bu beraberinde aslında hani farklı senaryolar ve öngörüler olmakla birlikte kişiselleştirmenin, tasarımın tam olarak merkezinde yer alacağını bizlere defalarca katlıyor. Bakın burada kaç madde var? Interaction design, yani etkileşim tasarımında, information architecture, bilgi mimarisinde, yani bir şeyin nasıl bilgiye nasıl ulaşıldığı ya da nasıl kullanıldığına dair bu mimari yapıda, görsel tasarımda, işlevsellikte, kullanabilirlikte, tipografide, kullanıcı arayüzünde ve içerik stratejisinde bunların her birinde siz farklı senaryolara farklı öngörüler kullanarak ve farklı içgörüler kullanarak tasarım üretebilir hale geliyorsunuz. Bu ne demek? Tasarım sürecinin artık otomatikleştirilmesi. Yani siz teker teker o kişiselleştirme sürecinde her bir kişi için tek tek kendiniz tasarım yapmıyorsunuz ya da yapay zeka tasarım yaptırmıyorsunuz. Kişinin kendi verileri zaten o tasarımın kendi kendine otomatik oluşmasını bizlere sağlıyor. Bir de gerçek zamanlı tasarım optimizasyonu dediğimiz, yani real time design generation dediğimiz şey, sizin aslında o tasarımı anında görmenizi sağlıyor. Yani kullanıcı bilgisine girdiğiniz zaman atıyorum 22 yaşında işte Taylor Swift dinleyen ve pembe rengi seven birisi için bir arayüz tasarladığınız zaman anında o tasarımı görebiliyor olmanız ve bunlar arasından seçeneklerle beraber hangisinin doğru olup olmadığına karar vermeniz sizi bir şekilde geleceğin tasarımcısı haline getiriyor. Artık sadece ve sadece karar vermek, sadece ve sadece bir küratör gibi davranmanız gerekiyor. Bunların her biri aslında tabii çok böyle harika bir dünya gibi sergilenmekle beraber, yani büyük bir yaratıcı devrim var. Ama aynı zamanda beraberinde belli problemleri getiriyor. Ne demiştim? Tasarım çözüm üretir ama her çözüm beraberinde yeni problemler çıkartır. İşte bizim de bu dünyada karşılaşacağımız işte etik ve düzenleyici problemleri de görmemiz, farkında olmamız gerekiyor. Yani bütün bu pembe dünyanın içerisinde aslında engellememiz gereken ya da kontrol altına almamız gereken belli konular var. Bunlar tabii ki ön yargı ve ayrımcılık, yani işte ırkçılık şeyleri çok karşılaşıyoruz. Kapsayıcı olmayan görsellerle çok karşılaşıyoruz. Verilerin nereden elde edildiği, işte algoritmik şeffaflık ve açınabilirlik olması gerekiyor. Yani atıyorum o yapay zeka modelleri, o görselleri, o sanatsal yapıları oluştururken aslında insan ürünlerini önceden veri olarak kullandılar. Onlara benzer şeyler yaratmak için onları kopyaladılar. Ve onların ne olduğunu bilmiyoruz. O üreten sanatçılar telif hakkı almadılar, bir şekilde yasal çerçeve içerisinde korunmadılar ve kendi yapmış oldukları şeyler tamamıyla artık binlerce insan tarafından üretilebilir hale geldi. Burada bir haksızlık yok mu? Tabii ki haksızlık var. Ve
Bir de tabii yapay zekanın ürettiği görsellerin gerçekten insan odaklı olup olmadığı, yani insan denetimi ve nihai sorumluluğunda olması. Yani ben yapay zeka üretti diye kim sorumlu olacak? Yapay zeka sorumlu olmayacak. Onu yapay zeka üreten kişi sorumlu olacak şeklinde yasal sorumlulukların da aslında düzenleyici ve etik konular olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Bunlar gerçekten önemli konular. Şimdi çok bir saatlik etkinlik içerisinde anlatabileceğim kadar anlattım sizlere, ama yine sorunuz olabilir. Yine bana ulaşmak isterseniz barış@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çok da sevinirim düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz. Burada ben izin isteyeceğim Necat Hocam. Yani soru cevap yapmak isterdim ama saat 11'de rektör toplantım var. O yüzden Çok belki bir teşekkürler. soru alabilirim ama sonrasında sizlere veda etmek durumunda kalacağım. Dediğim gibi bana ulaşırsanız, yani sorunuz varsa bu mail adresinden mutlaka geri dönüş yaparım. Ben tekrardan böyle ufkumuzu açıcı, tadı damağımızda kalan etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Siz anlatırken aslında bir soru kafamıza geliyor. Onları başka bir zaman, başka bir platformda tekrar inşallah değerlendiriyor oluruz. Ben sizin de çok vaktinizi almayayım. Tekrardan değerli hocam, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka projelerde yine birlikte olacağız. Görünen o. İnşallah. Ben öğrencilerim adına hem de üniversitem adına tekrardan çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Ben de çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sorunuz varsa lütfen çekinmeyin. barış@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Tekrardan bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir Konyalı olarak ben de aranızda olmayı çok isterdim, ama bir dahaki sefer inşallah yüz yüze yaparız. Çok Görüşmek üzere. teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Sağ ol.